Benim peşimde koşma. Agah Bey'e anlatırsın derdini. Nurten, ya ne yapaydım ha? Çatadaki garibanla evleneceksin desem o kıza. Aha da buralara getirebilir miydim? Paraysa para da bir yere kadar. Gencecik gül gibi kız. Hiç evlenir mi o sandalyeli gariple? Bana zengin koca mı yok derdi. Buraların yüzüne bile bakmazdı. Bakmasaydı da başıma bela etmeseydim zaten sizi. Gelsin. Şu şatafatı bir görsün. Köşkün havasını solusun. Parayı bir elinde tutsun dedim. Önden bir gözünü boyayalım. Sonra alıştıra alıştıra söyleriz dedim. Elimde büyümüş kız. Hiç bilmez miyim ben huyuna gitmeyi? Huyunuz batsın. Anası gider adamın suratına para çarpar. Hırsız oğlu adama silah çeker. Bu deli kız da tutturmuş ben adamın oğluyla evleneceğim diye. Yok Neriman. Ben ekmeğimi pazarda bulmadım. Hiç kusura bakma. Agah Bey'e anlat derdim. Ben anlatırsam sen de anlatırsın Agah Bey'ine derdini. He? Ben senden bir yalan sakladım. Sen Agah Bey'inden neyi sakladın? Agah Bey senden çöpsüz üzüm olsun derken sen bilmiyor muydun bu kızın nişanlı olduğunu? Siz nişanı atın yeter. Ben karışmam demedim mi? He? Boyun devrilsin ayol. Sen dedin biz nişanı atarız diye. Ben de size kıyamadığımdan gözümü kaparım dedim. Hey Nurten ha, kıyamadığından ha, kıyamadığından. Paradan pay alacağından değil de ha, kıyamadığından. Mesajlar hala telefonumda. Hadi koş koş, koş Agah Bey'ine. Arkandan ağlayacak değil. Madem böyle bir karar verdin, hadi bakalım gücü, güce yetene. Yazıklar olsun sana Neriman, yazıklar olsun. Nurten. Şunlardan da koy, şunlardan. Ne bakıyorsun ama ya? Ya bir şey demedim kızım, eline yakıştı işte. İş bana da koysana. Oh. Personel de ilk günün izinde tabii. Servisimizi de kendimiz yapıyoruz. Sofrayı da biz kursaydık bari. Kursaydın kızım. Eline mi yapışırdı? Teşekkür ederiz kızım. Afiyet olsun. Cenk. Geldiğinden beri kuzenine bir merhaba dedin mi? Agah. Agah ne? Oğluma babası olarak bir soru soruyorum. Buraya geldiğinden beri iki kat yukarı çıkıp da kuzenine amca oğlu ben geldim nasılsın demiş mi? Hayır yani gerçekten anlamıyorum. E ne yapsın şimdi çocuk? Sofradan kalkıp Nedim'e mi gitsin? Yani bu ısrar biraz... Israr. Sadece soruyorum. Çocukluğundan beri tabii anasından fırsat bulup da oğlun babasına cevap veremedim. Nedim için ne fark eder ki? Yani her gün yanına gitse ne olacak? Ya zaten o hiçbir şeyin. Afiyet olsun. Ne yapıyorsunuz siz? Nedim hep odasında yer. Ben söylemiştim bunu size. Ben de size bunun psikolojisi için hiç doğru olmadığını söyleyecektim ama hemen gittiniz. Onun yalnız özel diyeti var değil mi anne? Yani bizim yediklerimizden yemiyor. Çorbanızdan içebilir ama. Ne yediği önemli değil. Önemli olan burada. Ailesiyle olması. Onun da bu sofrada bir yerinin olması. Şimdi merhaba diyecek misin? Afiyet olsun. İyi akşamlar.
Ben söylemeyi unuttum. Bir randevusu vardı da onun için. Ben... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.